Sence aşk nedir? Benim için ne olduğu belli de. Ama böyle ne olduğu belli değil. Döner yüzünden ilişkisi biter adam. Aşık olduğunu nasıl anlarsın? Sıçamadığın zaman aşık olmuşsun. Gerçekten bak. Su alamayacaksın. Sait Faik'in Abası Yanık kitabını. Merhaba, hoş geldin. Saygılar. Saygı, sevgi canım. Saygı, sevgi. Keyiflerin iyidir diye tahmin ediyorum. Keyfim iyi çok şükür. Bu mükemmel bir şey. Peki bu keyfi neye borçlusun? Sevdiğim yemeği yediğim için mutluyum. Şunu da fark ettim Nesimeciğim. Uzun zamandır yemek konuşmuyoruz. Çünkü çok konuştuk. Yani bir şekilde seninle muhabbete giren herkes sonunda yemeğe bağlıyor. Katılıyorum buna. Böyle bir auran var senin. Auram ya da midem de olabilir. Hayır, sana bakınca insan böyle bir acıkıyor. Birisi bana bazlama gibisin demişti, biliyor musun? Bendim galiba. Sen miydin o? Şu an zoruma gitti bak. Senin olduğunu hatırlamıyordum. Bir nebze rahattım ama şu an bazlama insanın... çok güzel bir şey ki. Patatesli özellikle. Böyle yağ süreceksin üstüne. Ben neli bazlama oluyorum peki? Sen böyle hiçbir şeysin. Sen tam kıvamında. Seni alıp götüreceksin direkt. Ben böyle enflasyona yenik düşmüş bazlama. İçi boş bazlama. O zaman bugün şöyle bir şey yapabiliriz istiyorsan. Sevdiğimiz yemekleri değil de sevmediğimiz yemekleri konuşalım. Mesela pırasayı yerken çok keyif almıyorsun. Pırasayı yerken keyif alan bir insan var mıdır var, acaba? Var. Pırasayı çok seven insanlar var. Pırasaya aşık olan bir insanla ben tanışmadım Nesimeciğim. Pırasa aman Allah'ım falan deyip çıldıran bir insanla ben tanışmadım yani. Benim önüme bir dürüm koyduğun zaman Adana olur, Urfa olur, Antep olur, Isparta olur, Kayseri olur. Dürümün ne olduğunun hiç önemi yok. Bir dürüm olsun ben böyle çıldırıyorum aman Allah'ım falan. Allah günah yazmasın. Ispanağı koyduğum zaman yiyorum ama böyle büyük bir keyif almıyorum. Adını bile bilmiyorsun pırasa. Pırasa mı? Ben ikisini çok karıştırıyorum biliyor musun? Benim için ot vardır ve bir de yemek vardır kardeşim. Ispanak, pırasa, bütün otlar ottur benim için. Bir tane adam var Esra Erol'da, gördün mü onu? Evet. Adamın pırasa etiki var. Karısı onu sinirlendirmek için pırasa diyor sürekli. Adam en sonunda öyle bir kıvama geliyor. Pırasa derken bir adam bayılıyor falan. Pırasa diyeceğimi anladı çünkü. İyi misiniz Muhammed Bey? Aa! Ben de akşam yemekte ne var denince pırasa denince o işte o adam gibi olasım geliyor. Peki sana bir şey sormak istiyorum Nesimeciğim. İlk date'te İskenderun dönercisine gidilir mi? Hayır, gidilmez. Neden peki? Gidilmez çünkü rahat hissetmezsin ki kendini. Bir şey itiraf etmek istiyorum o zaman. Ben bekarken Nesimeciğim bir kızla ilk buluşmayı İskenderun dönercisinde ayarlamıştım. Sonra bir daha buluşamadık. Niye? Bilmiyorum, kız aramadı beni. Büyük bir ihtimal mekan tercihinden dolayı aramamıştı. Allah Allah. Ya da sen döner yerken kızı unuttun ve bir süre sonra kız sıkıldı yani. Şu an düşündüm de masaya kızla oturdum, masadan kalkarken kız yok. Sen yemeye devam mı ettin? Evet tabii ki. Döner yüzünden ilişkisi biten adam. Başlamadı ki bitsin. O kız bizi izliyorsa buradan çağrımdır, abone ol. İlk date'e çıkacak insanlar hangi restorantı tercih etmeli? Tavsiye ver bakalım. Ya kişiye göre değişir yani. Kimisi salaş bir yer ister, kimisi çok lüks bir restoran ister. Peki bunu nereden bileceğiz? İlk buluşma ya, karşındakini tanımıyorsun. Bileceksin, o kadar da aptal olmayın ama yani. Ama karşındakini tanımıyorsun. Örnek veriyorum. Nereden X bir şehirden. Mektup arkadaşı mısın? O kadar da değil. Instagram var, sosyal medya var tam yani. Tam da Instagram'da kız ne paylaşmıştır yani? Baktığın zaman Instagram'da sushi koda fotoğraf atıyor kız. Ama arka planda esnaf lokantasına gidiyor belki. Ama belli ki o kız sushi koya gitmeyi seviyor. Yok ki onu paylaşmış. Mesela sen benim ne sevdiğimi nasıl anlamıştın? Anlamadım. Peki diyelim ki karşıdaki suşiciye gitmeyi seviyor. Ama sen de esnaf lokantasını seviyorsun diyelim. O zaman bu çift nerede ve nasıl buluşacak? Ne zaman buluşacak? Bir tanesi fedakarlık yapacak. Zaten hayat böyle bir şey değil midir? Hem onun istediği olacak hem onun istediği olacak. İnsan sevdiği için neler yapar? Esnaf lokantasına gideceksin kızım. Öyle suşi yemesiyle falan değil bu işler. Ciddi ilişki, uzun ilişki istiyorsan yeri geldiğinde o kuruyu çekeceksin. Yiyeceksin yani. Sonra alamayacaksın diye. Doğru diyorsun. İlişki fedakarlık da yürür. Kesinlikle katılıyorum. Ben senin sevmediğin şeyleri pişirip yiyebiliyorsam, sen de benim pişirdiğim yemeklere ben kırılmayayım diye yiyorsan, ben kırılmayayım diye mi yoksa beğendiğin için mi yiyorsun? Kesinlikle beğendiğim için. Aferin. Uzun ilişkinin sırrı bu. Diyelim ki ilk buluşmayı geçti çift ve artık ilişkiye başlayacaklar. Ne tavsiye edersin sonrasında? Ne konuda? Yok, bu kadar sorun. Soru yarım sanki ama. Yani şöyle bir tavsiye verebilirim. Gerçekten karşınızdakini iyi tanımaya çalışın. Çünkü insanlar ilk başta çok rol yapıyorlar. Kendilerini başka bir insanmış gibi tanıtıyorlar. Özellikle bu erkeklerde var yani. Kız da buna aldanıp farklı hayallere kapılıyor. Bunu yapmayın erkekler. Nesime tapışmakın. Aşk tavsiyelerini dinliyorsunuz. Sence aşk nedir? Aşk? Çok uzak olduğum bir konu herhalde. Benim için ne olduğu belli de. Ama böyle ne olduğu belli değil. Böyle
öyle de söylenir mi canım? Ha, aşk bu işte ha. Hayır. Şimdi yani. İzleyenler aşkı bilmeyenler diyecek ki ulan aşk bu muymuş? Ben almıyorum. Kitaplar yazılan uğruna, şiirler yazılan aşk bu mu yani diye. Aşka inanıyorum. Ben inancımı sormuyorum. Ama soru bu değil. Soru bu değil. Sen şu an manipüle ediyorsun soruyu. Aşk nedir diye soruyorum. Bulgura zam gelmiş. Enflasyon var. İnanıyorum enflasyona. Soruyu saptırma Nesimeciğim. Ya bir dakika tamam. Kaç kelimeyle özetleyeyim? 13 kelimeyle. Aşk onu gördüğünde kalbinin yerinden çıkması ve bunu kendi rızanla yapmış olmandır. Bu da 14. Sence nedir? Aşk bence nedir biliyor musun? Aşk insanı çelişkide bırakan bir şeydir. Aşk öyle bir olgudur ki her canlının tatacağına inanıyorum. Ama tatacağı içinde, sevinç içinde... Sıçıyorsun şu anda. Bir yerden çalmışsın ama yanlış söylediğine eminim. Şimdi de Sait Faik'in Abası Yanık kitabını... Burada şimdi edebi konuşmaya hiç gerek yok. Aşk nedir? Aşk çok güzel bir şeydir. Teşekkür ediyorum. Aşık olduğunu nasıl anlarsın? Sıçamadığın zaman aşık olmuşsundur. Gerçekten bak. Tuvalete çıkamadığın zaman aşık olmuşsundur. Hayır ya. Şey. Birine aşık olduğunu nasıl anlıyorsun? Gerçekten ciddi. Tamam işte. Bana aşık olduğunu nasıl anladın? Sıçamadım. Aşk güzel şeydir Nesimeciğim. O yüzden herkese aşklı günler diliyorum. Aşklı günler Seda sayar mısın sen? Aşklı günler ne ya? Bundan sonra yeni bölümlerimiz hafta içi her gün sabah 9.30'da Show TV'de olacak. Yarınki konuğumuz Şerife Hanım. Şerife Hanım kocasından boşanmış. Kocasından boşanmış, baldızıyla problemleri olan Şerife Hanım. Ve Şerife'nin nasıl baldızı olabiliyor peki? Şok. Şerife Hanım'ın baldızı yokmuş. Kendine çok iyi bak. Sen de. Siz de kendinize çok iyi bakın efendim. Bu arada bizlere abone olmayı unutmayın. Videolarda beğenmeyi unutmayın. Sonrasında yorum atarsanız da memnun oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Aşkla kalın.